Evet arkadaşlar, şimdi geçen dersimizde sürekli hatalarından bahsettik. Geçen ders diyelim ona. Kontrol sistemlerinde sürekli hatalarından bahsettik. Şimdi geçici hal analizini birinci, ikinci dereceden sistemleri ayırarak yapmıştık. Ama sürekli hal analizinde buna gerek yok dedik. Tüm sistemler için 1, 2, 3, 6, 100 bin derecesi kaç olursa olsun hepsi için yani geçerli olan bir analiz yapmıştık. Çünkü yeterince kolay. Yani buradaki kural yeterince kolaydı. Veya yeterince genellenebilirdi. Öyle 1, 2'ye ayırmaya gerek kalmadan genel diyebileceğimiz bir şey elde etmiştik. Şimdi burada şöyle sistemimiz, kontrol sistemimiz şuysa. Artı, eksi diyelim. Referans, hata, işte giriş, çıkış. Şu kontrol etmek istediğimiz sistem. Buna PS diyelim transfer fonksiyonu. Kontrolcümüzün transfer fonksiyonu CS. Sensör transfer fonksiyonu da varsa HS, yoksa burası 1 olup hani şöyle doğrudan da bağlanabiliyordu sıklıkla. Ama varsa ona da HS diyelim. Şimdi burada önemli olan hani bu şey, altına da yazabilirim sistem diyelim. Kontrolcü. Bu da sensör olabilir. Önemli olan şey açık çevrim transfer fonksiyonu. Değil mi? Açık çevrim transfer fonksiyonu dediğimiz şey bu çevrim üzerindeki tüm blokları çarptığımız zaman, yani şu çevrim üzerindeki, şu çevrim üzerindeki bütün blokları çarptığımız zaman açık çevrim transfer fonksiyonu elde ediyoruz. ACTF diye kısaltacağım bunu. CS çarpı PS çarpı HS şeklinde. Açık çevrim transfer fonksiyonu neydi? Bu çevrim üzerindeki her şeyi, bütün blokları çarptığımız zaman elde ettiğimiz transfer fonksiyonuna açık çevrim transfer fonksiyonu demiştik. Açık çevrim transfer fonksiyonu önemliydi. Açık çevrim transfer fonksiyonu bir özelliği önemliydi burada. ACTF'nin, yani onu da şöyle yazarsak açık çevrim transfer fonksiyonu. Diyelim ki bir takım sıfırları var. Sıfırları önemli değil. Kutupları önemliydi ama kutuplarından, bunlardan orijinde olanlar önemliydi. Orijinde açık çevrim transfer fonksiyonunun kaç tane kutbu var? Buna bakıyorduk. Yani orijinde olan kutuplar S üzeri N diye gösterirsek, diğer kutupları şöyle SP1, SPN diye gösterirsek, yani bu orijinde olan kutup sayısı sistemin tipini veriyordu. Buna bir tip N sistem adını veriyorduk. N tabii sıfır da olabilir. Yani orijinde kutbu olmak zorunda değil. 1, 2 veya işte böyle artabilir. Yani şöyle açık çevrim transfer fonksiyonu kutuplarına baktığımız zaman burası real eksen, burası imajiner eksen. Böyle burada kutupları olabilir, burada olabilir, sağ tarafta olabilir. Ama bunlardan ziyade önemli olan şuradaki kutup sayısı. Yani burada kaç tane kutbu varsa şuradaki kutup sayısı. Yani S eşittir sıfırda, yani orijinde N kutup. Orijinde N tane kutup varsa N tane kutup varsa, ama neyin? Açık çevrim transfer fonksiyonu. ACTF. Yani bunlar buraya çizdiklerim. Buraya çizdiklerim. Şunlar açık çevrim transfer fonksiyonu kutupları. Yani buraya da yazabilirim. ACTF'nin orijinde N tane kutbu varsa o zaman buna tip N sistem diyoruz. Sıfır da olabilir. Hiç olmayabilir. O zaman tip sıfır sistem diyoruz. Orijinde kaç tane kutbu var? Açık çevrim transfer fonksiyonu. Bir daha vurguladığım şey açık çevrim transfer fonksiyonu olduğu bunun. Ya bunun şeyle ilgisi yok. Yani bunun yani bunların, bu kutupların not diyelim. Ya buraya geçen derste söylemiştik ama bu kutupların, bu kutuplar ACTF'nin kutupları. ACTF'nin kutupları. Yani dolayısıyla şeyin değil, KCTF, kapalı çevrim transfer fonksiyonunun değil. Yani dolayısıyla bunların kararlılıkla falan hiçbir ilgileri yok. Yani kararlılığı belirleyen kutuplar değil bunlar. Yani hani buradaki kutuplar sağda, işte sistem kararsızdır falan gibi yorumlarda bulunmaya kalkmıyorsunuz. İlgisi yok. Tamam, bunlar açık çevrim transfer fonksiyonu. Kararlılık sorulduğu zaman kapalı çevrim transfer fonksiyonuna bakıyoruz. Değil mi? Kapalı çevrim transfer fonksiyonu da neydi? Onu da şuraya yazalım. Hani KCTF. İleri yol bölü 1 artı açık çevrim. Yani CSPS bölü 1 artı işte açık çevrim. CSPS HS olan idi. Tamam. Buna bakmıyoruz. Yani bu kapalı çevrim değil, sistemin tipini belirleyen. Yani buna bakmıyoruz şey için. Yani baktığımız şey bu değil. Kapalı çevrim değil. Açık çevrim transfer fonksiyonu. Dolayısıyla işte sağda kutup var, kararsız olur işte. Orijinde çakışık kutup var, kararsız olur gibi yorumlarda bulunmuyorsunuz. Bu başka bir transfer fonksiyonu. Tamam. Kararlılık belirleyen transfer fonksiyonu değil. Kapalı çevrim
transfer fonksiyonu değil. Bu açık çevrim transfer fonksiyonu. Bu sistemin kararlılığı sorulduğu zaman kapalı çevrim transfer fonksiyonuna bakıyoruz. Bu önemli bir nokta. Peki onu uyardıktan sonra şimdi bunun orijindeki kutup sayısına sistemin tipi diyorduk ve bu sistemin tipine göre hata takibi, yani bir verilen bir referans, hani şuradan sisteme verdiğim bir referansı ne kadar iyi takip edecek? Bunu da şuradaki takip hatasıyla belirlemiştik. Yani şu hatanın sürekli hatası, yani şunun hatası dediğimiz şey şu E'nin, değil mi? Şu E'nin sonsuzdaki değeriydi. Yani E'nin sonsuzdaki değeri, bunu ESS olarak gösteriyorduk. Bunun ne olduğunu bulmaya çalışıyorduk. Çünkü buradan bir referans verdiğim zaman sistem bunu ne kadar hatayla takip edecek ve bunun için bir tablo ortaya çıkarmıştık. Yani bir tablo ortaya çıkmıştı. O tabloyu da şöyle yapalım. Tekrardan yapmam gerekirse şöyle diyeyim. Burada sistemin tipi, tip 0, tip 1, tip 2, tip 3 falan diye devam edebilir böyle. Burada da verdiğim referans türü. Mesela basamak, birim basamak tabii ama kısaltmak için basamak yazıyorum. Yani RT eşittir 1. Rampa RT eşittir T parabolik, RT eşittir T'di rampa parabolik 1 bölü 2 T kare diyoruz. Çünkü yani bunun integrali veya türevi olsun istiyoruz bu referans ve şeyler kolay olması için. Yani dolayısıyla basamağın integraline rampa, rampanın integrali parabolik. Paraboliği bir daha integre edersek 1 bölü 6 t küp, ona kübik referans, birim kübik diyoruz. Veya bunun türevi bu, bunun türevi bu. Yani bu standart referanslar arasında türev integral ilişkisi olsun diye böyle bir 1 bölü 2 faktörüyle tanımlıyorduk 1 bölü 2. Ama bu 1 bölü 2 faktörü olmasa da bir şey olmaz. Ne oluyor? Doğrusal olduğu için 2 ile çarpmamız yeterli. Yani sonucu 2 ile çarpmamız yeterli. Ama standardı bunun başına 1 bölü 2 konu. Yani kübik falan olsaydı burada kübik referans, o da 1 bölü 6 t küp olacak. Yani şunun integralini aldığımızda elde ettiğimiz 1 bölü 6 t küp, ama onu sileceğim şimdilik. Peki. Şimdi şey de yapalım buraya. Sürekli hataları bunu da tablonun içine yazmak istiyorum. Şöyle tabloyu şöyle böleyim biraz. Evet, evet. Kübik 1, 2, 3. Şimdi köşegenlerde bir sabit sayılar vardı. Yani 1 bölü 1 artı kp. Burada 1 bölü KB, burada da 1 bölü KA vardı köşegenin. Köşegenin altında sıfırlar oluyordu. Sıfır, sıfır. Devam edersem yine buralarda sıfırlar olacak. Köşegenin üstünde de sonsuzlar vardı. Şöyle devam edersem de bu şekilde olacak. Yani köşegende şöyle sabit sayılar olacak. Tabloyu böyle devam ettirebilirim. Köşegende böyle sabit sayılar olacak. Köşegenin üstünde sonsuz, köşegenin altında sıfırlar olan böyle bir tablo elde etmiştik. Bu tablo sürekli hal hatası. Yani bu tablo neyi gösteriyor? Yani tablonun gösterdiği şey sürekli hal hatası ve okunmuş şekilde. Şimdi iki tane şey var demek ki sürekli hal hatasını belirleyen. Bir tanesi sistemin tipi. Bir tanesi de verilen referansın ne oldu? Mesela tip sıfır bir sistem var elimizde. Tip sıfır sistem ne demek? Açık çevrim transfer fonksiyonunun orijinde kutbu yok demek. Yani S eşittir sıfırda hiç kutbu yok demek. Bu birim basamak şeklinde bir referans verdiğinde bunu sabit hatayla takip edilir. Demek 1 bölü 1 artı KP o sabitti. Rampayı sonsuz hatayla, yani takip edemez. Paraboliği takip edemez. Kübiği takip edemez. Yani basamaktan daha yüksek dereceli referansları takip edemezler. Birinci tip, tipi 1 olan bir sistem varsa elimizde. Basamak referansını hatasız takip edebilir. Rampayı sabit hatayla, paraboliği ve üstündeki referansları takip edemez. Yani bu şeyler ne demek mesela sabit hatayla veya şeyle takip etmesi? Mesela tip bir sistem için konuşursak şöyle bir referans verilirse, yani bunu hatasız takip edebilirmiş. Yani referans buysa R, o zaman bunu şöyle bir geçici hal cevabından sonra hatasız takip edebiliyormuş. Ama mesela şey bir referans vermiş olsak aynı şekilde tip 1 bir sisteme, tip 1 bir sistemden bahsediyorum yine. Böyle bir rampa referansı verdiğinde bunu sabit hatayla takip edebiliyormuş. Yani arada böyle bir sabit fark kalıyormuş. İstediğim referansla gerçek çıkış arasında. Parabolik bir referans verirsem de, yani şöyle bir parabolik bir referans versem referans, bunu takip edemiyormuş. Yani şöyle geçici hal cevabından sonra diyelim. Yani şöyle. Şu aradaki fark sürekli açılıyor mesela. Bu referans bundan mesela çok daha hızlı gidiyor. Şu aradaki fark mesela devamlı açılıyor. Hiçbir zaman böyle bir sabite ulaşmıyor. Sonsuza doğru gidiyorsa o zaman bu referansı takip edemiyor. Mesela ben bir motora hızını bu şekilde arttır derken motor buna yetişemiyor, geride kalıyor. Aradaki fark gittikçe açılıyorsa bu da sonsuz şey takip
veya sonsuz hata olması bu demek ki. ESS'nin sıfır olması, değil mi? ESS'nin yani sıfır olması, sabit olması ve sonsuz olması bu demekti. ESS'nin sıfır, sabit ve sonsuz olması bu demekti. Mesela böyle bir senaryo olabilir. Tip 1 bir sistemde böyle bir senaryo. Onu da şöyle ayırın mesela tip 1 bir sistem için. Değil mi? Tip 1 için böyle oluyor mesela. Mesela diyelim. Mesela tip 1 için böyle oluyor. Değil mi? Senaryo gibi. Bu tabloya bakarak bunu çıkartabiliyorum. Bu tabloya dikilemesine de bakabilirim. Mesela bir birim rampa referansının hatasız takip edilmesini istiyorsam bakıyorum o zaman hatasız. Sıfır nerede geliyor? Sıfır burada geliyor değil mi? Rampa için. Mesela diklemesine bakarsam yani sıfır. O dolayısıyla en az tip 2 olması lazım. Tip 3, tip 4 yani daha yüksek tipli olursa da, daha karmaşık bir sistem olursa da olur. Ama mesela rampa tarzında şu tarz bir referans verdiğimde burada hata olmasını istiyorsam sistemimi en az tip 2 olması lazım. Basamak referansını hatasız takip etmek istiyorsam en az tip 1 olması lazım. Yani açık çevrim transfer fonksiyonu orijinde en az bir tane ne olması lazım? Kutbu olması lazım. İşte paraboliyi hatasız takip etsin istiyorsam işte tip 3 olması lazım. Değil mi? Şurada başlıyor sıfır gibi böyle devam edebilirim. Veya işte rampayı sabit hatayla takip etsin istiyorsam mesela tip 1 sistem yapmam lazım gibi. Yani bunu şöyle enine de bakabilirim. Sistemin tipi buysa hangi tür referansları nasıl hatalarla takip edebilir, hangilerini edemez diye de bakabilirim. Veya diklemesine işte şu tür bir referansı takip etmek istiyorum. Mesela lineer olarak artan rampa veya basamak. Yani sabit bir pozisyona gitmesi elektrik motoruna 10 hızıyla dön, 20 hızıyla dön dediğimde bunları hatasız yapmasını istiyorum bu tür referansları. Daha karmaşık referanslara ihtiyacım yok. Hızını gittikçe arttır lineer olarak veya parabolik olarak arttır gibi. Yani böyle daha karmaşık referanslara ihtiyacım yoksa yani takip etmek istediğim en karmaşık referans hangisi ise ona göre de sistemin tipini belirlememe yardımcı olabilir. Buradaki KP, KV, KA'lar neydi? Burada bu şeyleri şöyle hesaplıyorduk. KP limit S giderken sıfıra açık çevrim transfer fonksiyonumdu. Değil mi? KV'yi limit S giderken sıfıra S çarpı açık çevrim transfer fonksiyonuydu. KA dediğim şey limit S giderken sıfıra S kare çarpı açık çevrim transfer fonksiyonu. Böyle devam edebilirim. Eğer buradan devam edeceksem işte KB olursa S küp olacak. Bir sonraki S üzeri 4 şeklinde böyle S, S kare, S küp diye. Yani daha tabloyu genişletmem gerekirse bu şekilde devam edebilirim. Bu katsayılar da böyle hesaplıyor. Tek dikkat etmem gereken ilki. İlki 1 bölü 1 artı KB. Öbürleri hep 1 bölü 1 bölü 1 bölü. Burada 1 bölü 1 artı KB. Şu ilk terimde bir tek ona dikkat etmem lazım. Yani tip 0 sistemlerin birim basamak takip hatası 1 bölü 1 artı K. Öbürleri hep 1 bölü hata sabiti. Bu K'lara hata sabiti deniyordu. Hep 1 bölü hata sabiti, 1 bölü hata sabiti. Bir tek şu ilki 1 bölü 1 artı hata sabiti. Bir tek onu aklımda tutmam lazım. Yani orada bir normal dışı veya standart dışı bir istisnai bir terim var. Yani istisnai dediğim 1 artısı var. Onun dışındaki terimler hep standart bir şekilde gidiyor. Tabloyu böyle istediğim şekilde genişletebilirim. Peki burada açık çevrim transfer fonksiyonu neydi? Tekrar hatırlayacak olursanız. Yani burada şu onu da şuraya yazayım. Mesela açık çevrim transfer fonksiyonu hatırlayacak olursanız hatırla diyeyim açık çevrim transfer fonksiyonunu. Son olarak da bunu söyleyeyim. CS çarpı PS çarpı PS. Yani ne varsa şey üzerinde, çevrim üzerindeki her şeyin, yani kontrol sistemindeki bütün elemanların transfer fonksiyonları çarpımı gibi düşünebilirim. Yani bu bana şunu söylüyor aslında, bu sürekli hal hatasına sistemin her bloğu katkıda bulunuyor. Değil mi? Sürekli hal hatasına sistemin her bloğu katkıda bulunuyor. Yani sistemin, kontrol etmek istediğim sistemin kendisi de katkıda bulunuyor. İşte bir sensör, ölçüm için kullandığım sensör de katkıda bulunuyor ve kontrolcü de katkıda bulunuyor. Değil mi? Çünkü açık çevrim kontrol sisteminde bunların hepsi mevcut. Şimdi bu sistem ve sensör bana veriliyor zaten. Değil mi? Bu yani sistem ve sensör zaten yani sistemin ne olduğu bana veriliyor. Mesela bir elektrik motorunu kontrol et deniyor. Onu işte şey yapacak sensör de belki sistemin parçası olarak işte hız ölçecek enkoder de sistemin parçası olarak yanında geliyor. Ya yani şöyle bir basitçe şuraya çizebilirsem. Bir motor sistemi var. Ne? Bir motor var. İşte şurasında. Ucunda mili var işte motorun. Şurada belki hızını ölçen bu tarafına takılmış olsun. Bu tarafına genelde bu tarafına takılıyor enkoder.
Şöyle bir enkoder olsun. Mesela hızını ölçen motorun. Burada bu sensör olsun. Buradan işte hızını ölçebiliyorum motorun. Bana bir sinyal olarak hızını veriyor. Şuradan girişi uyguluyorum. U diyelim girişine motora. Milinde dönüş hızı benim çıkışım, Y hızı. Bu bana veriliyor mesela. Veya işte sensörü ben gidip satın alıyor olabilirim ama sensörü tasarlamıyorum veya sistemi tasarlamıyorum. Yani şeyler bana veriliyor genellikle. Sistem ve sensör. Bunların transfer fonksiyonları belli oluyor. Benim tasarladığım, yani tasarlıyoruz diyebileceğimiz kısım şurası. Yani burayı biz tasarlıyoruz. Kontrolcü çünkü. Yani amacımız kontrolcüyü tasarlamak. Verilen bir sistem için, yani sensörü de veriliyor varsayabiliriz. Verilen bir sisteme kontrolcü tasarlamak. Dolayısıyla şimdi açık çevrim transfer fonksiyonu üzerinde biraz kontrolümüz var. Değil mi? Yani bunun bir kısmı şeyden geliyor. Sistemden ve sensörden geliyor. Hali hazırda var olan ama bir kısmını da biz tasarladığımız kontrolcüyle belirlemiş oluyoruz. Dolayısıyla sistemin tipi üzerinde de, yani tipi de açık çevrim transfer fonksiyonundan geliyordu. Ayrıca bu hata sabitleri de açık çevrim transfer fonksiyonundan geliyor. Dolayısıyla bu sistemin tipi ve hata sabitleri üzerinde bir miktar söz hakkımız var. Bizim kontrolcüyü değiştirerek. Yani sistem ve sensör bir kısmını belirliyor. Ama biz de kontrolcüyü uygun şekilde seçerek mesela sistemin tipini PS ve HS'den diyelim ki paydaya S gelmiyorsa ben kontrolcünün paydasına S gelmesini sağlayarak mesela sistemin tipini 1 yapabilirim veya 2 yapabilirim ekstradan şey ekleyerek. Bu paydadaki S'lerin de bir şeyi var hatırlayacak olursanız Laplace dönüşümünde. Bu açık çevrim transfer fonksiyonun paydasındaki S'lere bakıyoruz. Yani alt taraftaki S'ler yani bu paydadaki S'ler yani S'ye bölme Laplace alanında integral almaya denk. Yani ben bu transfer fonksiyonunu S'ye bölmek istiyorsam, paydasına S getirmek istiyorsam fiziksel olarak aslında integral işlemine denk gelen bir şeyler yapmak istiyorum. Değil mi? Bunu da integralci kontrol veya işte PU kontrol veya PID kontrol de mesela integral etkisi getiren terimlerimiz vardı. Yani bu mesela bu şekilde bunların hepsini birbirine bağlayabiliriz. Değil mi? Mesela sistemin tipi yani aslında açık çevrim transfer fonksiyonu paydasına S gelmesi demek. Paydadaki S'ler de aslında integral işlemi demek. Yani dolayısıyla ben kontrolcümün içine integralci koyduğum zaman veya ikili integralciler, üçlü integralciler, basit kontrol eylemlerinde tekli integralciler kullandık hep ama daha karmaşık kontrolcülerde ikili, üçlü integral alan S kare, S küp tarzı terimler getiren integralciler de olabilir. Bu şekilde sistemin tipi üzerinde şey sahibi olabilirim, söz sahibi olabilirim. Sistemin açık çevrim transfer fonksiyonunun paydasına S getirerek yani sistemin tipinin arttırılmasına dolayısıyla daha yüksek, daha karmaşık referansların takip edilmesine katkıda bulunabilirim kontrolcümü değiştirerek. Bu tablonun bir şeyi vardı, onu söylemeyi unuttuk. Bir varsayım vardı bu tabloyu kullanabilmemiz için. Onu da şey yapalım. Varsayımımız şeyin tabii ki kararlı olması varsayım. Burada kararlılık varsayım altında bu tabloya geçiyoruz değil mi? Kararlılık. Yani sistemin kararlılığının halledilmiş olduğunu varsayıyoruz. Sürekli hatası incelemeden önce. Bu da mantıklı. Çünkü kararlılık en temel şey. Sistemin sağlaması gereken en temel özellik. Eğer kararlı olmayan bir sistem varsayımında zaten onu yani herhangi bir referans verdiğinde bunu takip et veya işte bir parabolik referansı takip et, işte rampa referansını takip et demem anlamlı değil. Kararsız bir sistem zaten kendi başına sonsuza giden veya yani sonsuz salınımlar yapan bir sistem. Dolayısıyla ondan hani böyle referans takibidir veya ekstra işte performanstır beklemem anlamlı olmaz. Kararlılık kısmının halledilmiş olması lazım. Kararlılık da nereden bakılıyordu? Kapalı çevrim transfer fonksiyonundan. Yani kapalı çevrim transfer fonksiyonu kararlı olduğu garanti edildikten sonra veya kararlılık halledildikten sonra ancak sürekliler hatası gibi bir sonraki adımlara geçebilirim. Yani kararlılığın en temel özellik olduğunu unutmayacağız. Kararsız bir sistemden yani herhangi bir şey yapmasını bekleyemem. Kararsız demek zaten azıcık denge noktasından uyardığım zaman alıp başını sonsuza giden veya sonsuz voltajlar, sonsuz akımlar, sonsuz kuvvetler veya sonsuz salınımlar üreten bir sistem var demek. Yani kararlılık bunun ön varsayımıydı. Bu analizleri yaparken, bu tabloyu çıkartırken her zaman kararlı olduğunu, kararlılık kısmının halledilmiş olduğunu ondan sonra yani buraya gelindiğini varsayıyoruz. Dolayısıyla kararlılıktan sonra buraya gelebiliriz. Yani kararsız bir sistem için mesela bu denklemleri yazıp mesela bir şey işlemler yapabilirsiniz. Size sonuçlar da çıkabilir ama o zaman geçerli olmaz. Aynen son değer teoremi, değer teoreminde olduğu gibi ki zaten bu sonuçlar son değer teoremine dayalıydı. Son değer teoreminin geçerli olması için yani bu analizleri dayandırdığımız son değer teoreminin geçerli olması için zaten kararlılık şartı
gerekiyordu. Şimdi örnek yaparak bu dersimize hem şey yapalım, başlamış olalım, hem de bu kavramları pekiştirmiş olalım, hem de daha önceki derslerimizdeki aslında kavramlarla da biraz bağlamış olmayı istiyorum. Şöyle bir hadi. Bu bizim kontrolcümüz. Bunu tasarlamam istenecek benden. Sistemin transfer fonksiyonu PS, onu vereceğiz. Birazdan yanda. Şeyde sensör dinamiklerinde genellikle olduğu gibi ihmal ederek, ya yani sensörün yeterince doğru ve hızlı ölçtüğünü varsayarsak sensör dinamiklerini ihmal ettim. Hata giriş çıkış şeklinde. Burada PS bana verilsin. PS yani sistemin transfer fonksiyonu 200 bölü S artı 4 olsun. Bu yani kontrolcü sistemi biliyorum bir şekilde var ve transfer fonksiyonu çıkarılmış şey bölü niye bu silindi 200 bölü S artı 4. Peki şimdi istediklerim şunlar: kapalı çevrim sistemini kararlı yapacak tabii ki, yani kararlılık ilk şart. Başka neler istiyorum? Birim basamak referansını hatasız takip edecek. Hatasız takip istiyorum. Birim rampa referansını sabit ve az hatayla takip edecek. Şimdi basamak tarzında referansları, yani sabit referansları hatasız takip etsin. Rampa gibi böyle lineer artan referansları da biraz hata olabilir ama az olsun istiyorum hata. Mümkün olduğu kadar az hata. Yani tabii azdan kasıt ne buradaki? Mümkün olduğu kadar az. Bunun bir sınırı olacak. Onu şimdi göreceğiz birazdan. Peki. Bunun dışında isteklerim ve diyelim ve son olarak aşım 0,1'den küçük olacak. Bu şekilde CS kontrolcüsünü tasarlayayım diyorum. Bayağı bir tasarım problemi gibi oldu aslında. Bu yani pratikte karşılaşılan problemlerde yani çok da eksik bir problem değil aslında. Kağıt üzerinde de olsa. Bir sürü istek var şimdi burada. O istekleri hani altını çizersek mesela ne olduklarını. Bir tanesi kapalı çevrim sisteminin kararlı olması. Bu temel istek. Bu hemen hemen her problemde kararlılık olması isteniyor. Kapalı çevrim sistemi. Yani şu sistemi, şu yapıyı kurduğunuzda bunun R'den Y'ye olan kapalı çevrim transfer fonksiyonunun kararlı olması gerekiyor. Birim basamak referansını hatasız takip etsin istiyoruz. Peki. Yani RT eşittir 1 verdiğinde, referanstan 1 verdiğinde veya birim basamak verdiğinde burada şey Y'nin eninde sonunda gidip ona oturmasını istiyorum. Rampa referansını sabit ve az hatayla takip etmesini istiyorum. Yani böyle lineer artan bir referans verdiğinde onu tam üstüne oturması gerekmiyor. Biraz gerisinde veya ilerisinde olabilir ama aradaki sabitin mümkün olduğunca az olmasını istiyorum. Aşım da 0,1'den küçük olsun istiyorum. Aşım dediğim şey MP'ydi hatırlarsanız. Demek ki ikinci dereceden bir sistemden bahsediyorum. Aşımın da MP dediğim o aşım yani son değerini ne kadar aştığının birden şey olmasını istiyorum. Şimdi aşım dediğim zaman şey kastediliyor tabii burada değil mi? Birim basamak cevabındaki aşım. Yani bu söylenmediği zaman aşımdır. Oturma zamandır, yükselme zamandır, tepe zamandır. Bunlar birim basamak cevabı için tanımlamıştık. Birim basamak cevabındaki aşımın, yani ben 1'e git dediğim zaman bu sisteme, bu sistem 1'e gitmeden önceki maksimum değeri işte 0,1 kadar 1'i aşsın. Yani 1,1'den büyük olmasın istiyormuş. Peki. Şimdi CS kontrolcüsünü tasarlayın diyor. Başka da bir şey söylemedi bana. Bu kadar. Yani verilen soru bu. Şimdi burada öncelikle şey
Ya nereden başlayacağım? Şimdi 4 tane istek var burada. Şimdi hangisinden başlamak mantıklı? Şimdi CS'nin ne olacağını bilmiyorum. Bana mesela P kontrol tasarla, I kontrol tasarla, PI kontrol, PID kontrol tasarla veya bunların dışında bir şey tasarla denmediğine göre bana hani bu kontrolcünün tipiyle ilgili, kontrolcünün neye benzediğiyle ilgili bilgi veren bir şey varsa burada oradan başlamak faydalı olacak. Onun bilgiyi veren şey bana bu sistemin tipiyle ilgili bilgiler olur. Çünkü sistemin tipi az önce de söylediğim gibi mesela paydaya S getirme getirmeme olaylarına göre işte integralci olsun mu olmasın mı bu tür bilgiler bana veriyor. Yani böyle kontrolcünün içinde integral olsun mu olmasın mı, P kontrol mü olsun, PI kontrol mü olsun bu tür kararlar vermemde bana yardımcı olabilir. Sistemin tipiyle ilgili bir şeyler söyleyenler de şu onların altını kırmızıyla çizeyim. Birim basamak referansını hatası takip etsin, birim rampa referansını da sabit hatayla takip etsin. Bunlar yeni öğrendiğimiz konuyla. Yani dolayısıyla sistemin tipiyle ilgili şeyler. Peki şimdi bunlara inceleyelim o zaman şeyleri. Birim basamağı hatasız, birim rampayı sabit hatayla takip etsin istiyoruz. Şimdi buraya bakalım. Birim basamağı hatasız, rampayı da sabit hatayla takip etsin istiyoruz. Yani istediğimiz şey aslında şu, değil mi? Basamak hatası sıfır olsun, rampa hatası da sabit olsun istiyorum. Yani şunu istiyorum. Bu ikisini istiyorsam o zaman demek ki benim tip 1 bir sistem yapmam gerekiyor. Evet, çünkü basamağı sıfır hata, rampayı da sabit hata olsun istiyorum. Tabii daha yüksek yapsam da olur. Yani o zaman basamağı da hatasız, rampayı da hatasız takip eder. Yani bu sabit bir hatayla takip etmekten daha iyi olur ama gereksiz yere karmaşıklaştırmış olurum hem sistem tasarımını. Yani bu bana isterler de verilen şeyler, minimum şartlar bu şekilde. Dolayısıyla hani gereksiz yere tip 100 de yapabilirim sistem. O zaman her şeyi hatasız takip etsin falan gibi. Ama hem çok karmaşık bir sistem olup hem gerçeklemesi zor olacak. Hem de şey demiştik. Bu tipi arttırdıkça bu kararlılık varsayımını yani kapalı çevirimi kararlı yapmakta gittikçe zorlaşıyor dedik. Onun sebebi şu anda net olmayabilir ama ileride kök gereğisini falan gördüğümüzde bu açık çevrim transfer fonksiyonu orijinine böyle sıfırlar eklemeye başladıkça kapalı çevrimi kararlaştırmanın da gittikçe zorlaştığıyla ilgili bunun bir takım ipuçları verdiğini göreceğiz. Onu şimdilik bu ek bir bilgi olarak hani ekstra bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Yani sistemi karmaşıklaştırdıkça tipini arttırarak şu varsayım olarak yaptığımız kapalı çevrim kararlılığını sağlamak gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla çok fazla sistemi komplike hale getirmeden yapabileceğimiz en basit tasarım ne olur? Buradaki şartları sağlayan bize ne denmiş? Basamağı hatasız takip et, rampayı sabit hatayla takip et. Yani şu tip 1 olursam bunları sağlarım. Tip 0'la olmuyor değil mi? Çünkü o zaman basamağı hatasız takip etmiyor ama tip 1 yaparsam basamağı hatasız rampayı sabit hatayla takip edelim. O zaman ilk verdiğimiz karar açık çevrim transfer fonksiyonumuzun tip 1 olması gerektiği. Açık çevrim transfer fonksiyonu ne burada? CS çarpı PS değil mi? Şu bütün gördüğüm her şeyi çarpıyorum. Gördüğüm her bloğun çarpımı açık çevrim transfer fonksiyonu. CS'yi bilmiyorum şu anda. Yani ne olacağını. Ama PS'yi biliyorum. O da 200 bölü S artı 4. Bunun tip 1 olmasını istiyoruz. Değil mi? Bunun tip 1 olmasını istiyoruz. Şimdi bunun tip 1 olması ne demekti? Yani paydasına S olması lazım. Paydasında bir tane S olması lazım. Şu anda yok. Yani sistemin paydasında S olmadığı için yok. O zaman bunu ben kontrolcüden getirmem lazım. Yani kontrolcünün paydasında S olmalı ki bu tip 1 olsun. Bir tane S gelsin paydaya. Dolayısıyla kontrolcüye integral etkisi lazım kontrolcüde. Değil mi? Dolayısıyla integral lazım. Yani paydada S. S yani dolayısıyla integral lazım. Değil mi? Lazım diyorum şöyle. Lazım. Paydada S yani integral lazım. O zaman integral içeren kontrolcü çeşitlerimiz. I kontrol var. PI kontrol var. PID kontrol var. Yine basit kalmak adına I kontrol deneyerek başlayalım. Çünkü PI kontrolde 2 parametre var. KPK'lı var. PID kontrolde 3 parametre var. Yine tasarımı karmaşıklaştırmamak adına önce en basitten başlayalım. I kontrolü bir deneyelim. Diğer şartları sağlayabiliyorsa kapalı çevrim kararlı yapmak ve aşımı 0-1'den küçük yapmayı. Ya yani bu en basit kontrolcüyle yapabiliyorsak o zaman işimiz görülmüş demektir. Eğer olmuyorsa yolda bir takım sorunlarla karşılaşıyorsak daha karmaşık kontrolcülere gidebiliriz. Ama I kontrolle bir başlamak istiyorum. Bu tasarımda da genelde böyle adımlar çok sıkça karşımıza çıkıyor. Hani en baştan belki ne yapacağımızı bilemeyebiliriz. Onun için en basit
çözümle başlayıp hani gerekirse daha karmaşık hale getirme veya işlemler sırasında mesela bir şeye ihtiyaç duyduğumu gördüm. Mesela türeve de ihtiyaç varmış diye bir şey çıktı mesela. O zaman mesela PID kontrol gibi kontrolcülere gidebilirim ama I kontrol deneyerek, yani en basitinden I kontrol deneyerek bu işe başlamak istiyorum. Şimdi onun için olmasını diyeceğim. I kontrol deneyelim. CS eşittir K bölü S şeklinde bir kontrolcü deneyelim. I kontrol. Deneyelim diyorum çünkü hani bu aşamada şeyi bilmiyorum. Yani bu çalışacak mı çalışmayacak mı? Aslında integral kontrolcünün sabitine K I demiştik ama burada başka sabit olmadığı için K diyeyim sadece. Yani K bölü S şeklinde bir kontrolcü. Önemli olan kısmı şu bölü S değil mi? O paydadaki S önemli. Yani böyle olursa çünkü o zaman açık çevrim transfer fonksiyonu ne olmuş olacak? CS bölü TS'den K bölü S bölü 200 bölü S artı 4. Bunu da çarparsak işte 200 K bölü S S artı 4. Paydasına baktığınız zaman bu tip 1 değil mi? Tip 1. Dolayısıyla tip 1 olduğu için birim basamağı mak referansını hatasız rampayı sabit hatayla takip eder bu sistem. Tabii ki şey varsayım altında. Tabii ki kararlılık varsayım altında diyorsun. Kararlılık. Bu önemli. Kararlılık varsayım altında ama o kararlılık da zaten yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Bizden istenmiş zaten. Dolayısıyla bu işimiz bittiği zaman burada zaten kapalı çevrimi kararlı yapacak şekilde kontrolcüyü seçmiş olacağız. Veya kontrolcüyü zaten yapısını seçtik ama o K sabitini diyelim integral kontrol bu şekilde seçmiş olacağız. Dolayısıyla size kararlı zaten sağlamış olacağız. İsteklerimizden bir tanesi de oydu. Dolayısıyla yani bunu yapmış olacağız zaten. Onları yapmış olduğumuzda da sadece sistemin tipini uygun şekilde seçerek şu ikisini de halletmiş olacağız. Geriye bir tek şu aşımla ilgili istekler kalacak. Onları da sağlayabilir miyiz? Bakacağız. Bu tek bir tane kazancımız var. Değil mi? Aslında kontrolcü K bölüse sadece şu K kısmını bulmamız lazım. Yani K kaç olsun? 3 mi olsun? 5 mi olsun? 8 mi olsun? 15 mi olsun? Yani bir tek şu aşamada eğer bu şeyimiz doğruysa, öngörümüz doğruysa veya işte integral kontrol işe yararsa bu tip bir kontrol çözüyorsa bu problemleri sadece bu K'yı bir değer seçmek. Yani yapmaya çalıştım şu anda. Bu K'nın kaç olması gerektiğini belirlemeye çalışıyoruz. Peki. Şimdi o zaman şeye geçelim isterseniz. Kararlılıkla ilgili. Kararlılığa bakalım şu anda. Bu şey için de ihtiyacımız var kararlılığa. Değil mi? Dolayısıyla bu tip 1 ise yani şu tablodan baktığımız birim basamak hatasız rampayı sabit hatayla takip eder. Yani o tablonun ve sürekli hal analizinin geçerli olması için de bir şart. Problemde de zaten bizden istenmiş. Bizden özellikle istenmese bile kararlılığı zaten yapmak zorundayım. Yani burada problemde şey demeyebilirdi. Yani sistemi kapalı çevrim sistemi kararlı yap bana açıkça söylemese bile benim yani bu tür işte referans takibidir işte aşımdır falan bu tür aşamalara ikinci aşamaya geçebilmek için zaten kararlı yapmam gerekiyor. Bana söylenmeseydi de bunu yapmak zorundaydım. Burada açıkça söylenmiş ama her zaman açıkça söylenmeyebilir. Kararlı her zaman yapmak zorundayım. Kapalı çevrim transfer fonksiyonuna bakalım. Yani kararlı yazmışım burada. Tamam neyse kararlılığa bakmak için diyelim. Cümleyi şöyle bağlayalım. İçin kapalı çevrim transfer fonksiyonunu bulalım. Neydi kapalı çevrim transfer fonksiyonu? İleri yol. Ki ileri yolda ne var? CSPS var. Böyle bir artı açık çevrim. Açık çevrim transfer fonksiyonu da aynı. Geri yolda bir şey olmadığı için açık çevrimle ileri yol aynı şey. Çünkü geri yolda herhangi bir şey yok. Şurası ileri yoldu. Şu ileri yöndeki yani şu üst taraftaki blokların çarpımı ileri yol transfer fonksiyonuydu. Tüm blokların çarpımı çevrim üzerindeki
Açık çevrim transfer fonksiyonu. Burada aynı. Geri yolda herhangi bir şey olmadığı için ileri yolla açık çevrim transfer fonksiyonları burada aynı. Dolayısıyla ileri yol bölü 1 artı açık çevrim transfer fonksiyonu bana kapalı çevrim transfer fonksiyonunu veriyor. CSPS'yi demin hesapladık zaten. 200K bölü SS artı 4. 1 artı 200K bölü SS artı 4. Biraz bunu sadeleştirirsek 200K kalıyor tepede. Altta da S kare artı 4 ise artı 200K kaldı. Bu şekilde. Peki. Şimdi burada şeye bakacağız. Sistem kutuplarına bakacağız. S1-2 kutuplar. Yani bu tür analizleri çok yapmıştık. Onun için bunu yazıp size ödev olarak bırakmayı düşünüyorum. Yani bu eksi B değil mi? Eksi B artı eksi işte B kare eksi 4 AC bölü 2A karekökü B kare eksi 4 AC'nin bölü karekökü 2. Ha. Bu kutuplar ne zaman soldadır diye analizi yaptığınız zaman nasıl yapıyorduk? Şurada eksi 4 var. Eksi 4 var. Bu 4 eksi eksi de sorun yok zaten. Eksi eksi zaten sol tarafta olur kutuplar ama eksi artı da sıkıntı olmaması için bu eksinin baskın olması lazım. Yani şuradan 4'ten büyük bir şey çıkmaması lazım. Onun için de şuranın eksi kalması dolayısıyla K'nın pozitif olması gerekiyordu. Bu argümanı hani detaylı siz de kendiniz hatırlayabilirsiniz. Bununla ilgili diğer örneklerde bolca yapmıştık bunun detaylarıyla. Dolayısıyla kararlılık için K pozitif olmalı diye buraya direkt yazıyorum. Kararlılık için K büyüktür 0 olmalı. Eğer bu hani aklınızı karıştırdıysa daha önceki derslerde yaptığımız örneklere bakabilirsiniz. İki kutbun da solda olması için ki zaten eksi eksi kutbu solda. Eksi artı kutbundaki artının şu eksiyi bastırmaması için şu karekökün dışına çıkan şeyin 4'ten küçük olması lazım. Yani şunda 4'ün karesi eksi. K eksi olursa bu pozitif gelip 4'ten büyük bir şey olup bunu artılar. Dolayısıyla K'nın pozitif kalması gerekiyor. 0 olursa da olmaz. 0 olursa bu karekökün dışına 4 çıkar. Kutuplardan biri orijinde olur. Onu da istemiyoruz. Kapalı çevrim kutuplarının ikisinin de solda olması için K'nın pozitif olması gerekiyor. Bunu şöyle şey için alayım. K'nın pozitif olması gerektiğini yani kararlılık için dolayısıyla K'yı pozitif seçmem gerekiyor. Yani 0 seçmeyeceğim, eksi bir şeyler seçmeyeceğim. Peki, tamam. Kararlılık kısmını da hallettik o zaman. Yani hallettiklerimizi söylüyorum o zaman. Şu, burayı hallettim. Kapalı çevrim sistemin kararlılığını. Şunları hallettik sistemin tipini seçerek. Bir de son olarak şu kaldı. Aşım kaldı. Aşımın 0-1'den küçük olması şartı kaldı. Şimdi ona bakalım. Aşıma bakalım. Şimdi kapalı çevrim transfer fonksiyonumuz bizim şöyle 200K bölü S kare artı neydi? 4S artı 200K. Bu bizim çalıştığımız şey şeklinde değil mi? Omega n kare S kare artı 2 zeta omega n artı omega n kare şeklinde. Değil mi? Bizim çalıştığımız örnek sistem formuna getirmek veya ona benzetmek istiyoruz. Şimdi o formda zaten burada değil mi? Çünkü burada bir şey var. Yani tamam bu açıkça omega n ve zeta'nın ne olduğunu görmüyoruz ama burada yani bu omega n'e eşleyebilirim. Veya şu payı değil de paydayı eşleyelim demiştik. Yani pay burada aynı ama pay aynı olmasaydı da o sorun değil. Onu başına sabitler koyarak ayarlayabiliriz. Pay da önemli burada. Onun için hani şunun 200K'nın buna eşit olmasından ziyade şu 200K'nın şuna eşliyoruz gibi düşünelim. Şu 4'ü şuraya eşliyoruz gibi düşünürsek. Yani şunu 4'ü şuraya eşlemem lazım. 2 zeta omega n s olacaktı. S ismini unutmayalım. Şuna eşliyorum. 200K'yı da şuna eşliyorum gibi düşünebiliriz. Yani buradan bu formda omega n kare eşittir 200K. Buna bir isim verelim. Yıldız diyelim. Bunları daha sonra kullanacağız. Ve zeta omega n eşittir. Yani 2 zeta omega n 4'ten değil mi? Yani bu 2'yi de sadeleştirirsek zeta omega n eşittir 2 olacak. Zeta omega n eşittir de 2 olması gerekiyor. Buna da çift yıldız diyelim. 2 yıldız olsun. Bu eşitliğe yani bu eşitliğe tek yıldız. Bu eşitliğe de 2 yıldız eşitliği diyelim. Bunları çünkü daha sonra kullanacağım. Onun için bu eşitlikleri bir şey olarak kaydetmek istiyorum. Bir isimle şöyle saklamak istiyorum. Pekala. Şimdi benden istenilen şey şu. Aşım MP isteniyor. Aşım denilen şeyin formülü neydi? E üzeri eksi
zeta pi bölü 1 eksi zeta kare. Şöyle biraz daha düzgün yazmaya çalışayım. Eksi zeta pi. Çok düzgün olmadı. Zeta pi 1 eksi zeta kare. Bunun formülü buydu. Şimdi aşımla ilgili bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Aşım dediğim şey sadece ve sadece zeta'ya bağlı. Değil mi? Yani bana aşım denildiği zaman aslında zeta söylenmiş oluyor. Yani aşım verildiği zaman zeta verilmiş oluyor veya zeta verildiği zaman aşım verilmiş oluyor. Bu denkleme baktığımız zaman şimdi bütün denklemler böyle değil. Hani bazıları birden fazla parametreye bağlı. Atıyorum mesela yükselme zamanı neydi işte pi eksi beta bölü omega d. Orada iki parametre var ama işte bazı şeylerde mesela oturma zamanında da var. Oturma zamanında sadece şeye bağlı. Mesela sigma'ya bağlı gibi. Yani bu tür ilişkileri aslında dikkatimizi verip veya dikkat çekmekte fayda var. Çünkü mesela bana aşım verildiği zaman bir problemde veya bir gerçek hayattaki bir şeyde işte ya bu aşım çok fazla falan bunu azaltalım dendiği zaman aslında zeta'dan bahsedildiğini şey yapmam gerek. Bu ilişkiyi arada kurursam, kafamda kurarsam bana faydalı olacak. Değil mi? Mesela aşım doğrudan zeta değil mi? Aşımı belirleyen tek şey zeta. Zeta'dan başka hiçbir parametre yok. Pi benim bildiğim pi sayısı 3.1415. E bildiğim E sayısı 2.71 gibi olan. Yani dolayısıyla bana aşım verildiği zaman zeta verilmiş gibi veya zeta verilmiş olsa aşım verilmiş gibi düşünebilirim. Burada da aşım verilmiş bana. Değil mi? Ne denmiş? Aşım 0.1'den küçük olsun isteniyor. Değil mi? Aşım 0.1'den küçük olsun isteniyor. İstiyoruz. Yani en fazla 0.1 olsun istiyorum aşım. Veya daha küçük de olabilir. Yani problemde aşım 0.1'den küçük olsun deniyor. Yani 0.1 veya daha küçük bir değer olursa olur. Şimdi bunun zeta üzerindeki etkisi nedir? Veya yani şu küçük eşittir 0.1'den yani şu denklemden, şu eşitsizlikten diyelim daha doğrusu. Bu eşitsizlikten zeta'yı çözmeye çalışacağım. Zeta'yı çözersem iyi olur. Çünkü burada yerine koyayım zeta'yı. Şurada. Bu iki yıldız denkleminde omega n'i falan çözebilirim. Omega n'i çözersem de buradan k'ya ulaşabilirim. Yani bir şekilde zeta'dan omega n'e, omega n'den de kontrolcü sabiti olan k'ya ulaşabilirim. Dolayısıyla bu zeta'yı çözmek bunun ilk adımı. Çözmeye başlayalım o zaman. Böyle olmasını istiyorsak. Şimdi iki tarafını da şeyini alırsak, elenini alırsak. Buradan elen mp. Ha elen mp değil tabii ki. Şöyle yapalım. Elen mp değil. Şu denklem. Şu denklemi çözmeye çalışıyorum. Burada iki tarafında elenini alırsam E üzeri olan terim şöyle olur. 1 üzeri E kare küçük eşittir. Elen 0.1 gibi bir şey olur. Elen 0.1 de hesaplarsak yaklaşık eksi 2.3 gibi bir şey ediyor. Onu buraya yazabilirim. Yaklaşık eksi 2.3. Niye eksi çıkıyor? Çünkü 1'den küçük olduğu için değil mi? Elen x grafiğini hatırlarsanız x elen x. Grafiğini hatırlarsınız. Şöyle bir şeydi elen x grafiği. Yani şurası 1 ortasıydı. Yani 1'de 0 oluyordu. 1'den küçük değerler için. Yani içine 1'den küçük bir şey koyarsak negatif çıkıyordu. 1'den büyük bir şey koyarsak içine elenin pozitif çıkıyordu. Dolayısıyla burada negatif çıkması normal. Elen 0.1 negatif. Eksi 2.3 çıkıyor. Ha, iki tarafın elenini aldık burada. Ya bu tür belki matematikte böyle şeyleri de hatırlatmakta fayda var. Yani ne zaman mesela bir eşitsizlik var. Çünkü eşitsizliklerde biraz daha dikkat etmek lazım. Eşitsizliklerde rahat çalışabiliyoruz ama hani iki tarafı da artıyla çarpıyoruz, eksiyle çarpıyoruz. Sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını alabiliyorum eşitsizliklerde ama eşitsizliklerde daha dikkatli olmak lazım. Öyle rastgele şeyler yapamıyorum. Mesela burada iki tarafın elenini niye alabildim? Çünkü artan bir fonksiyon elen. Değil mi? Artan fonksiyonlar eşitlikleri bozmuyor biliyorsunuz. Değil mi? Yani şurası x ise, burası y ise. X y'den küçükse değil mi? Elen x de elen y'den küçük oluyor. Artan bir fonksiyon olduğu için. Dolayısıyla eşitsizlik bozulmuyor. Ama böyle artan olmasaydı fonksiyonum ona dikkat etmek lazım. Azalan olsa da olur. O zaman tersini yapabilirim. Yani eşitsizliğin yönünü değiştirebilirim ama yani ne artan ne azalan böyle sinüzoidal falan fonksiyonlarda eşitsizliğin her iki tarafını bu şekilde alamam. Değil mi? Eşitsizliklerde biraz dikkat etmem lazım. Elen fonksiyonu artan fonksiyon olduğu için şanslıyım. Böyle iki tarafında elenini almamda bir sakınca yok. Eşitsizliği bozmuyor. Peki. Bu eksiyle çarptığımda şeyin yönü değişir. O eksiyle de çarpayım bunu. Eşitsizliğin yönü zeta pi 1 eksi zeta kare. Büyük eşittir olacak burada. 2.3 oldu çarptım. Buradan zeta'yı çekmeye çalışacağım. Değil mi? Yapmaya çalıştığım zeta'yı çekmeye çalışacağım. 2.3'ün bu tarafını atıp
karesini alabilirim. Yine pozitif sayılar olduğu için karelerini alabilirim. Yani bu bir iki adım yapayım burada. Bunun karesi zeta kare pi kare. Bunu sağ tarafa atıp 2.3'ün karesi 1 eksi zeta kare oldu. Buradan o zaman 1 eksi zeta kare zeta kare. Yani şunu şu tarafa geçirsem zeta kare pi kare. Şunlardan zetalı olanı şu tarafa geçireyim. Artı 2.3'ün karesi zeta kare. Bu tarafta da ne kaldı? 2.3'ün karesi kaldı. Ve buradan da şöyle devam edelim çözmeye. Zeta kare nedir? Büyük eşittir. Pi kare şu kadar. 2.3'ün karesi pi kare artı 2.3'ün karesi gibi bir şey kaldı. Dolayısıyla zeta için bunun karekökünü alabilirim. Zeta'yı şöyle sileyim. Zeta kare bundan büyükse. Yine karekök de aynı şekilde artan fonksiyon olduğu için bu tür şeyleri yapabiliyorum. Bunlar hep gizli olarak dikkat ediyorum şeylere. Yani iki tarafında aynı fonksiyonu alıyorsam hep artan fonksiyonlar olmasına dikkat ederek. Zaten karekök, kare, elen gibi hani temel fonksiyonlar bunu sağlıyor ama genel olarak dikkat etmem gerekiyor. Bunu da hesaplarsam bunlar hep sayı değil mi? 2.3 sayı zaten. Pi sayısı 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 diye giden sayı. Bunlar sayısal olarak şu hesabı yaparsam şurası da yaklaşık olarak şurası yaklaşık olarak kaç ediyormuş? 0.59 gibi bir şey ediyormuşuz. Yani dolayısıyla zeta'nın 0.59'dan büyük eşit olması gerekiyormuş. Aşımın şey olması için, 0,1'den küçük olması için. Burada şey biraz ters döndü. Bu normal mi? Ona bakalım. Yani aşımın küçük olması için zeta'nın büyük olması gerektiği bir şart çıktı. Bu da mantıklı fiziksel olarak. Çünkü zeta sönüm oranı, değil mi? Yani sönümü arttırdıkça salınımlar azalıyor. Dolayısıyla aşım da azalıyor. Yani aşımın azalması için, aşımın bir şeyden az olması için sönümün bir şeyden fazla olması gerek şeklinde böyle ters bir şart çıkması da normal. Dolayısıyla bu böyle bir sağlamada yapmış olalım. O zaman bizim zetamızın 0.59'dan büyük veya eşit olması gerekiyormuş. O zaman buradan nereye gideceğiz? Omega n'ye gideceğiz. 0.59 koyarak buradan omega n'in ne olması gerektiğini bulacağız. Omega n'in ne olması gerektiğinden de k'nın neyi sağlaması gereken şartı buradan bulacağız. Ama şimdi şey yapalım. Bir vaktimiz dolmuş. Bir ara verelim. Aradan sonra bu probleme devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimize devam edelim isterseniz. Bir örnek çözmeye çalışıyorduk. Örneğimizde bize verilen problemde bizden istenilenler kapalı çevrim sistemin kararlı olması. Birim basamağı hatasız, rampayı sabit ve asla hale takip etmek. Bunları sistemin tipi ve kapalı çevrim transfer fonksiyonuna bakarak halletmiştik. Şimdi aşımla ilgili olan denklemleri çözmeye çalışıyorduk. Bunu yaptığımızda da MP'nin denklemini yazıp 0,1'den küçük olması gerektiğiyle ilgili işlemlerimizi yaptığımız zaman zeta'nın büyük eşittir 0.59 olması gerektiğini gördük. Şimdi bu yıldız ve çift yıldız denklemlerinde bunu yerine koyabiliriz. Buradan diyelim. Buradan. Şimdi şey denklemini kullanacağım. Değil mi? Zeta omega n eşittir 2 idi. Bu çift yıldız denklemi. O halde omega n eşittir 2 bölü zeta ve zeta büyük eşittir 0.59 bulmuştuk için. O zaman omega n'in ne olması lazım? Zeta paydada olduğuna göre omega n küçük eşittir 2 bölü 0.59. 59'un 9'u gitti neredense 0.59. Bölü 2 bölü 0.59. Bu da yaklaşık olarak omega n küçüktür. 2 bölü 0.59 kaç ediyormuş? 3.38 gibi bir şey bulduk. Tamam. Bunu da yine buradan da bunu da diyelim. Bunu da yıldız yani yıldız denklemimiz neydi? Birinci denklemimiz omega n kare eşittir 200 k'ydı. Evet, bu yukarıda bulduğumuz denklemlerden ilki da koyarsak yerine ne çıkar? Yani k eşittir omega n kare bölü 200. Dolayısıyla omega n kare bir şeyden küçükse bu da 3.38'in karesi bölü 200'den küçük olması gerekiyor. Bu işlemi yaparsak dolayısıyla k eşittir. Bu işlemin sonucu da 0.057
7'ymiş. Bu da bir şöyle bir denklem elde ettik burada. Buna da şöyle değişik yıldız diyelim. Bunu da daha sonra belki kullanabiliriz. K'nın 0.057'den küçük olması gerekiyormuş. Yani K'yı çok fazla yapamıyoruz. Demek ki çok fazla yaparsak aşım fazla oluyor. Aşımın 0.1'i aşmaması için K'mıza gelen sınır böyle bir sınır geldi. 0.057. Bu nereden geldi bu sınır? Yani dolaylı olarak zeta'dan geldi değil mi? Zeta'nın 0.59'dan büyük olması demek. Omega'nın 3.38'den küçük olması demekmiş. 3.38'den küçük olması da bunun K'nın da 0.057'den küçük olması demekmiş. Peki bir şart daha bulduk. Daha önceden K için bir şart bulmuştuk. K'nın pozitif olması gerekiyordu. Ama çok da pozitif olamıyormuş. 0.057. Yani 0 ile o zaman 0.057 arasında bir K seçmemiz gerekiyor bu kontrolcümüze ki kontrolcümüz çalışsın. Mesela 0.03 olabilir, 0.02 olabilir ama 0.09 olamaz veya 0.6 olamaz veya işte 10 falan olamaz K. Evet, peki. Şimdi burada bütün kriterleri sağladık gibi görünüyor. Yalnız bir tane şeyimiz vardı burada ekstradan. Yani şu kapalı çevrim kararlılığını sağladık. Birim basamak referansını hatasız sağladık. 0.1'den küçük olmasını sağladık. Birim rampa referansını sabit ve az hata diyordu burada. Şimdi az hata kısmına aslında bakmadık değil mi? Sabit hata kısmını zaten tip 1 olması sağlıyor. Yani tip 1 yaptığınız anda sistemi tip 1 yaptığınız anda birim basamağı hatasız, rampayı da sabit hatayla. Ama az hata dediğine göre bu sabitin de az olması iyi olur diyor. Yani şu sabit sayının az olması iyi olur anlamına gelen bir ifade kullanmış burada. Yani dolayısıyla şu hatayı hesaplayıp biz bu az olacak şekilde K'yı seçersek demek ki iyi olacak. Yani çünkü K için hala bir şeyimiz var. Bir bölgemiz var. Yani 0 ile 0.057 arası ama bu aralıkta ne seçeyim mesela? 0.03 mi seçeyim? 0.04 mi seçeyim? 0.06 mı seçeyim? Yani 0.06 seçemem de 0.05 mi seçeyim? Yani bu seçimi de bu şeyi hangisi seçim? Yani bu aralıkta yaptığım hangi seçim bu şeyi en az yapıyorsa bu hatayı o şekilde seçebilirim. Peki şimdi o zaman oraya geri dönelim. Sürekli al hatasına tekrar bakalım diyelim. Tekrar bakalım. Tekrar dönelim. Şimdi G şeyimiz açık çevrim transfer fonksiyonumuz tip 1 olduğu için bunları zaten yazmıştık ama bir hatırlatmak istiyorum tip 1 olduğu için. Yani birim basamak için yani. Bak. Referansı için ESS yani sürekli al hatası 0 ve birim rampa için referansı için ESS sabitti ama o sabitin bir şeyi vardı. Evet. 1/KB şeklinde. Sabit. Yani o sabitin bir ifadesi var. Ve bunun mümkün olduğu kadar küçük olmasını istiyoruz. Yani bunun mümkün olduğu kadar küçük olmasını istiyoruz. Bunun mümkün olduğu kadar küçük olması için bunun mümkün olduğu kadar. Budan kastım şu. Yani şu. Bu zaten sıfır. Yani bunun daha küçük olacak bir hali kalmamış. ESS eşittir sıfırın ama bunun mümkün olduğu kadar küçük olması için olması için KB mümkün olduğu kadar büyük olmalı. Tamam. O zaman KB'yi bir hesaplayalım. KB dediğimiz şey neydi? V ikincisi değil mi? P'den sonra gelendi. Dolayısıyla S sıfıra giderken S çarpı açık çevrim transfer fonksiyonu. P birincisiydi. Orada S ile çarpma yoktu. KV ikincisi. S ile çarpıyoruz. A üçüncüsü. S kare ile çarptığımız. Peki. Zaten bunu eğer doğru yaptıysak o S'lerin sadeleşmesi gerekiyor. Yani bu limitin çıkması lazım. Eğer doğru şeyle çarptıysak. S çarpı açık çevrim transfer fonksiyonumuz. 200 K bölü. Neydi açık çevrim transfer fonksiyonu? S. S artı 4 olarak bulmuştuk. Değil mi? Şuralarda bir yerlerde onu bulmuştuk. Şurada. İki sayfa önce açık çevrim transfer fonksiyonu. Şurada da bir yerde şurada. Peki. Onu aynen burada yerine yazdım.
S'ler sağ değişiyor ve limitten geriye kalan değer S'ye 0 verirse, 200'de de 4 sağ değişirse 50K gibi bir şey çıktı. Peki. 50K, K benim kontrolcümün katsayısı. KV'nin mümkün olduğu kadar büyük olması için dolayısıyla K'nın mümkün olduğunca büyük olması lazım. K diyelim, mümkün olduğunca K mümkün olduğunca büyük olmalı. Ama K'nın maksimum değeri için bir üst koşul bulduk. Yani yıldız ifadesinden, yıldızdan 0.057 idi. Bu az önce bulduğumuz ifade aşım için, aşım şartı için bulduğumuz ifade diyor ki K'yı en fazla bu kadar seçebilirsin. K'yı daha büyük seçebilseydik bu hata daha küçük olacaktı ama burada yapabileceğimizin en iyisi bu kadar seçmek. Bundan daha büyük seçersek çünkü aşım şartı sağlanmıyordu. Dolayısıyla aşım şartını sağlayabilecek yapabileceğimiz en iyisi maksimum değeri o 0.07 olduğundan bunu seçebiliriz. Zaten şey demiyordum hani şundan küçük olsun bundan küçük olsun. Yani mümkün olduğunca küçük olsun diyordu. Dolayısıyla bu koşulda da yani not diyelim bu durumda ESS yani 1 bölü KV, KV'de 1 bölü 50K'ydı. KV'yi de 50K diye bulmuştuk. Yani buraya şey verirsek 0.057 seçersek bu da yaklaşık olarak bu değeri hesaplayacak olursak 0.35 oluyor. 0.35 hani fena bir hata değil. Yani 0.35 gerisinden takip ediyor şeyi, rampa referansını. Yani basamağı hatasız takip ediyor, rampayı da 0.35 gerisinden takip ediyormuş. Peki bu şekilde seçebiliriz. Yani dolayısıyla K'yı 0.057 seçmiş olduk. O halde yani özetle tasarladığımız kontrolcü CS eşittir K bölü S idi. K'mızı da 0.057 seçtik. ise istenilen amaçları gerçekleştir diyebiliriz. Tamam. Böyle bir kontrolcüyü tasarlamış olduk. Başta bize herhangi bir şey denmemişti. Hani şu kontrolcü böyle olsun, şöyle olsun diye. Bunu tamamen kendimiz bir öngörüde bulunarak ve katsayıları hesaplayarak çözmüş olduk. Bu eğer bu yolda şey olsaydı, mesela şartlardan birini sağlayamasaydık veya yani bir çelişki falan çıksaydı o zaman belki I kontrol değil de PI kontrol, PID kontrol gibi daha karmaşık kontrolcüler de yolumuza devam edebilirdik. Ama baştan hani olabilecek en basit kontrolcü I kontrolcüyle başladık ve bu amaçları gerçekleştiren bir kontrolcü bulabildik. Dolayısıyla bu tasarım şey olabilir. Bu tasarımı sorunun veya problemin cevabı olarak sunabilirim. İstenilen amaçları gerçekleştir. Ödev olarak şey yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Ödev diyelim. Ödev. Bunun hani bir bilgisayarda, MATLAB'de vesaire simülasyonunu yaparsanız iyi olur. Simülasyon yapıp görün diyorum size. Yani laboratuvarlarda falan hani sıklıkla MATLAB Simulink kullanıyoruz. Bunun da bir sistemi yani şu blok şemasını diyelim ki Simulink altında gerçekleyip bu transfer fonksiyonu koyup işte buraya 0.057 bölü S olan transfer fonksiyonu kontrolcüyü koyup birim basamak verip onu hatasız takip ettiğini işte rampa verip onu aradaki fark 0.35 olacak şekilde takip ettiğini aşımında işte 0.1'den çok olmadığını bu simülasyonu yaparak görürseniz hani faydalı olur diye düşünüyorum. Hatta şeylerle oynayabilirsiniz. Kontrolcü parametreyle oynayıp mesela bu şartı sağlamadığı zaman 0.057'den büyük yaptığım zaman mesela aşımın fazla olduğunu işte kararlılık şartını sağlamadığım zaman mesela K'yı pozitif değil de negatif seçtiğimde sistemin kararsız olduğunu falan böyle şartları sağlamayan da kendiniz böyle deneyler yaparak hani burada elde edilen sonuçların doğru olduğunu görebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki. Evet. Peki arkadaşlar bu radan sonra sistemlerin kararlılığı bulmak için hani bize faydalı olacak bir araç var. Root kriteri dediğimiz. O kriterden bahsetmek istiyorum. Ama bu şey root kriterine bu derste aslında başlamak belki şey olmayabilir. Çünkü vakit olarak yani sadece girişi yapıp
yani örnek yapmadan şey yaptığımda havada kalıp şey olacaktır. Dolayısıyla yani aslında şöyle yapacağım. Bu dersi burada bitirmek istiyorum. Root kriterini bir sonraki derse bırakacağım. Hani bu dersimizi burada biraz erken bitirelim.